45 yıl sonra Amerika'dan dönen ünlü profesör hırsızlık şoku yaşadı. Aracında yakaladığı hırsızın gitmesine izin verdi. Ancak unuttuğu bir şey vardı. Sarhoş gibi görünüyor. Boyuna ben Suriyeliyim, bana dokunamazsın diyor. Ben de şeyimdir yani, efendi insanı, ben yakamam, hanım yok. Çıkarttım, yoksa. Ben bırak dedim de. Aracının kapısını açtı, karşısında hırsızı buldu. Karısı hırsızla boğuştu, çaldıklarını bir bir geri aldı. Profesör kocası ise olanları seyretmekle yetindi. Üstünü falan arayan o da baktım. Ben alışkın değilim, ben bir profesörüm. Benim eşim Adanalıdır, helal olsun. Şaşkına çeviren hırsızlık haberi İstanbul Beyoğlu'nda. 45 sene Amerika'da profesörlük yaptım. Döndük. Döndük başımıza bunlar geliyor. Amerika'dan 45 sene sonra Türkiye'ye dönen ünlü profesör hırsızlık şoku yaşadı. Profesör Zeki Fındıkoğlu, eşi Nuriye Fındıkoğlu ile birlikte işe gitmek için evden çıktı. Ancak onlardan önce araçlarına davetsiz bir misafir binmişti. Ünlü profesör kapıyı açar açmaz hırsızla burun buruna geldi. Arabaya kapısını açtık, içeride bir adam yatıyor. Bütün şeylerimizi sökmüş, navigatörlerimiz, o geçiş aletimi sökmüş. Sarhoş gibi görünüyor, boyuna ben Suriyeliyim, bana dokunamazsın diyor. Şaşkına dönen ünlü profesör, araçtaki değerli her şeyi söküp alan Suriyeli hırsızın gitmesine izin verdi. Ben de şeyimdir yani, efendi insanı, ben yakamam, hanım yok, çıkarttım yoksa. Ben bırak dedim de. Üstünü falan arayan o da baktım. Ben alışkın değilim, ben bir profesörüm. Ancak unuttuğu bir şey vardı. Adanalı olan eşi Nuriye Fındıkoğlu. Benim eşim Adanalıdır, helal olsun. Adanalı olan eşi büyük bir soğukkanlılıkla hırsızın peşine düştü, yakasına yapıştı. Hırsızla uzun süre boğuştuktan sonra elindeki çantayı aldı. Onlardan çaldıklarını bir bir geri aldı. Hırsızı etkisiz hale getirip polis gelene kadar bekletti. Benim eşim Adanalıdır, helal olsun. Hiçbir şeyden meşhur olamadık.